Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne Ramiz? Ne babası? Haklısın Tarık. Aslında Ramiz dememeliydim. Çünkü adı da yalan. Sırf sana yanaşabilmek için yalan söylemiş. Neydi anneciğim gerçek adı? Orhan Karaman. Öyle değil mi? Detayları ben de bilmiyorum Tarık. Annene soracaksın artık. Yok. Yok, bu kadın çok kötü biri. Çok kötü biri. Sen nasıl bir insansın? Bırak. Ne istiyorsun benden? Ben sadece Tarık'ın gerçekleri öğrenmek istiyorum. Anladın mı? Bizi bırak. Bırak. Bak, yalan diyemiyor annen. Neden? Çünkü gerçek. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Düş artık yakamızdan. Düş. Anne, bırak artık. Nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Biz şimdi babamızdan bize kalan evden vaz mı geçeceğiz abi? Hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz yok Ferit. Herkes sakin olsun. Ben ne yaptığımı farkındayım. Bu evi kaybetmeyeceğiz. Abi, bu çok riskli. Abicim farkındayım. Ama merak etmeyin. Yani bu bankanın borcunu aksatmamak için gerekirse gece gündüz çalışacağım. Evet, çalışırız. Ne gerekiyorsa yaparız. El birliğiyle bu sıkıntıyı da atlatırız. Anneciğim az buz para değil ki. Yani en ufacık bir aksaklıkta bütün güvencemiz gider. Banka gözümüzün yaşına bakmaz, alır bu evi elimizden. Biliyorum kızım, abin de biliyor. Ama yokmuş işte başka çaresi. Gitme abinin üstüne. Yok anacığım, yok. Eğer mevzu evimizse, çatımızsa herkesin konuşma hakkı var. İstediğinizi söyleyebilirsiniz çocuklar. Abi bak beni yanlış anlama. Ama ben çok endişeleniyorum, korkuyorum. Çok çok riskli bir şey bu. Yani başka bir yol arasaydık. Aradım Firuze. Aradım abim. Yok. Yani Cihan'la baktık, aradık, taradık. Hiçbir yerde yok. Hiçbir çaremiz yok. Bakın. Ben bu evin bizim için sadece taştan duvardan ibaret olmadığını biliyorum. Şu evin her köşesinde bir anımız var. Yıllarca ne derdimiz, tasamız olsa şuraya girdiğimizde biz kendimizi güvende hissettik. Huzurda hissettik, biliyorum. Burası benim babamın evi ya. Şurayı ipotek ettirmek benim şu hayatta isteyeceğim en son şey. Ama benim başka çarem yok. Kalmadı. O yüzden şu noktada bana güvenmenizi istiyorum. Benim ne olursa olsun bu işin altından kalkacağıma inanmanızı istiyorum. Abi beni gerçekten yanlış anlama. Ben öyle endişemi dile getirdim sana. Ama ben zaten sana çok güveniyorum. Sen öyle diyorsan vardır bir bildiğim. Öyle olsun. Ben senin hep yanındayım. Ne istiyorsun bizden ha? Ne istiyorsun bizden? Anne yeter, kendine gel. Gelemez o kendine, gelemez. Bu kadar büyük bir yalan ortaya çıkmışken kendine gelemez Tarık. Meltem kapa çeneni. Meltem. Sana inanmıyorum. Şu durumda bile bana mı bağırıyorsun? Annenin öfkesini görmüyor musun? Eğer söylediklerim gerçek olmasaydı bu kadar öfkelenir miydi? Sus artık. Sus. Sus. Yalan anne. Söyleme. Anne yeter dedim sana. Sus. Yeter. Bırak. Sus. Anne bırak. Hemen arabaya geç. İyi de oğlum. Hemen arabaya geç ve beni orada bekle. Lütfen hadi. Tarık, biliyorum bana inanman çok zor. Sana çok büyük bir yalan söyledim. Sana yemin ederim ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Ama annenin söylediği yalan yanında benim söylediğim yalan o kadar masum bir yalan ki. Tarık, bak ben bu yalanı öğrenir öğrenmez senin karşına dikildim. Senin bu yalanla yaşamanı vicdanım kaldırmadı. Gerçek baban etrafında dolanıyor.
ama sana yalan söyleniyor. Sen gerçekten delirmişsin ya. Öfken seni zıvanadan çıkarmış. Nereye saldıracağını bilmiyorsun. Sana yemin ediyorum, doğruyu söylüyorum Tarık. Bu gerçeği öğrenir öğrenmez karşına dikildim. Çünkü bilmeye hakkın olduğunu düşünüyorum. Bak sen beni evden kovdun. Ama ben yine karşındayım. Sence ben bu kadar gurursuz biri miyim? Öylesin Meltem. Bana bak, bundan sonra sakın bir daha karşıma çıkma. Ailemin etrafında da dolanmayı bırak. Çünkü ben senden gerçekten bıktım. Yapma. Tarık, bana bu kadar mı öfkelisin? Tarık, beni dinle ne olur. Hiç mi inanmıyorsun? Tarık lütfen. Tarık. Tarık ne olur beni dinle. Tarık. Antalya'daydın demek ha? Çocuklar açıklayabilirim. Açıklayacak bir şey yok. Biz her şeyi öğrendik. Ama yine de bunca zamanın hatırına doğru mu diye bakmaya gelmiştik. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bence sen hiç konuşmamalısın. Vallahi hak ettiğin yeri bulmuşsun. İki dakikada da sefil hayatına uyum sağlayıp yalancının teki olmuşsun. Yürü Ali. Kalitemiz daha fazla düşmesin. Ya siz kimsiniz benim kalitemi sorguluyorsunuz ya? Kimsiniz ya? Abla, abla Allah'ını seversen şu işi bir an önce hallet de onlara kim olduğumu göstereyim. Her zamanki gibi yine hep birlikte el ele verip bunu da atlatacağız. Ne diyeyim? Çok sağ ol abi. Atlatırız tabii ya. Varsın elimiz kolumuz, biraz daha yorulsun. Gerekirse ben de gece gündüz dikiş dikip çabalarım. Ben de boş zamanlarımda anneme yardım ederim. Ben de elimden geldiğince sizin yorulmamanız için canımı dişime takacağım, savaşacağım. Gece gündüz çalışacağım. Bu belayı en kısa sürede evimizden uzaklaştıracağım. Hiç şüpheniz olmasın. Ferit, sen bir şey söylemeyecek misin abi? Canım ne diyecek? O da destekleyecek. Hem boş durun Allah sevmezmiş. O da bir iş bulup çalışacak. Nasıl ya? Siz şimdi bana bu borç para için çalış mı diyorsunuz yani? Siz hiç düşündünüz mü? Biz bu borcu harca niye girdik diye? Hı? Beni suçlayıp geçmek kolay tabii. Eğer abim o tefecilerden borç para almasaydı. O adamlarla didişmeseydi biz bunları yaşayacak mıydık? Ne? Ferit sen ne diyorsun ya? Hadi o adamlardan balya balya paralar aldın abi. Tamam. Nerede abi o zaman o paralar? Niye bir kuruşu bile bizim elimize geçmedi? Konuşsana abi, ben yalan mı söylüyorum sana? Ver kız, ver. Olmaz abla. Ya sen hamile olduğunu unutuyorsun bazen. Ay vallahi öyle ha. Kız ne bunlar, bu kadar böyle toptancılığa mı başladın sen? Sipariş aldım. Yarın öğlene kadar teslim etmem lazım. Aferin kız sana. Seninle var ya böyle gurur duyuyorum ben, biliyor musun yani? Bak sen böyle devam edersen eğer bu işleri bayağı büyüteceksin, ben sana söyleyeyim. İnşallah ablacığım. İnşallah ama siparişleri kendim için almadım. Nasıl yani? Cihan'la Yusuf'a destek olmak için aldım. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Sonuçta çok zor zamanlardan geçiyorlar. Aferin benim kardeşime. O zaman ben üstümü değiştireyim. Sonra içe koyulurum. Tamam. Ben de o sırada bize şöyle birer kahve yapayım. Sen işlere başlamadan karşılıklı içeriz. Tamam, anlaştık.
Ya hadi hepsini geçtim, tamam mı? Hani biz bir aileyiz ya. Nerede abi o zaman o paralar? Ferit. Saçma sapan konuşup durma. Yusuf öyle bir şey yapmaz. Ya siz bana yalancı mı diyorsunuz hala? Her şeyi benden bilmekten bir vazgeçin artık ya. Abi konuşsana, ben yalan mı söylüyorum? Ya yangını bile benden biliyor millet, yangını bile. Dükkanı tepecilerin yaktığını, aldığın borç para yüzünden hala borca girdiğimizi söylesene. Ferit. Abi ne? Senin nereye harcadığını bilmediğin paralar yüzünden ben niye çalışıyorum abi? Lafa geldi mi delikanlıktan geçilmiyor ama, değil mi? Sakın. Sakın bir daha abinle böyle konuşma. Allah kahretsin ya. Of. Geldi mi her şey üst üste gelsin zaten. Şu hayatımda bir şeyle yolunda gitsin ne olur ya. Delirmiş. Bu kız gerçekten delirmiş. Bence kapıdaki güvenliği artıralım Tarık. Haksız mıyım ama? Ne demek sen Orhan'ın çocuğusun ya? Bunu nasıl söyler? Öyle dedi değil mi? Güya Ramiz Bey'in ismi Orhan mıymış, Osman mıymış, neymiş? Yapamadın değil mi? Halledemedin hiçbir şeyi. Yok. Çıktım karşısına, konuştum. Anlattım her şeyi. Hatta Arzu da oradaydı. Ama inanmadı bana. Planım bir işe yaramadı. Ya nasıl yaramadı ya? Anlatmadın mı her şeyi? Salak salak konuşma. Anlattık herhalde. Ne şimdi yani, burada mıyız? Evet Melis, buradayız. Var mı bir itirazın? Var. Ya sen bunların olacağını nasıl göremedin ya? Nasıl bir sürü yalan söyleyip bizi bu hale düşürebildin? Ya senin yüzünden herkese rezil olduk. Sen kimsin ya? He? Sen kimsin? Hangi hakla benimle böyle konuşursun? Madem beğenmiyorsun beni, sanırım kapı orada, defol. Ya abla tamam. Tamam ya, ne olur anla beni. Zaten çok kötü durumdayım ya. Ben yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Buyur bakalım. Nereden çıktı şimdi bunlar? Canım ağzımız tatlansın dedim. İkbal şimdi kahvelerimizi de getirir. Onun yanında güzel olur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Meltem belasından kurtulduk ya. Bunu kutlamayalım mı yani? Abla sorma. Tahran'ın önüne geçip bütün gerçekleri anlattı ya. İşte ben o zaman deliye döndüm. Tamam dedim yani, her şey bitti. Gerçi Tahran kulağına da kar suyu kaçırdı ama. Boş ver. Bir şey olacak olsa şimdiye kadar çoktan olurdu. Tarık böyle davrandığına göre anladı Meltem'i, bize hak veriyor demek ki. Sen hiç merak etme. Bu Meltem kabusundan tamamen kurtulduk, bitti. Öyle görünüyor. Bence de korkacak bir şey yok. Artık her şey iyiye gidiyor.
Haklısın Tarık. Aslında Ramiz dememeliydim. Çünkü adı da yalan. Sırf sana yanaşabilmek için yalan söylemiş. Neydi anneciğim gerçek adı? Orhan Karaman. Öyle değil mi? Detayları ben de bilmiyorum Tarık. Annene soracaksın artık. Anne. Arzu Hanım bugün kendini pek iyi hissetmiyor herhalde. Meltem doğru söylüyor olabilir mi acaba? Saçmalama Tarık, saçmalama. Böyle aptalca bir yalana inanamazsın. Hem de Meltem söylemişken. Ablacığım. İstemiyorum ablam. Yok öyle şey. Hadi al bakalım üstüne. Donacaksın. Sağ ol. Ferit bak kızmak da endişelenmek de haklı olduğun çok fazla şey var. Ama yine de böyle davranmamalıydın. Abla ne olur sen de başlama artık gözünü seveyim ya. Aa, Ferit olmaz öyle şey. Sen sus, sen konuşma, sen dur. Millete bağırıp çağırmalar. Ya ablacığım çocuk değilsin sen artık. Nerede nasıl davranman gerektiğini öğrenmen lazım. Anacığım bir şey söylemeyecek misin? Bağırıp çağıracaksan da bağır. Ama böyle susup kalman benim ağrıma gidiyor anacığım. Sormayacağım. Çünkü ne olup bittiğini anladım. Oğlum. Sen aşkına, ailene sahip çıktığın gibi çıkan bir adamsın. Belli ki mecbur kalmışsın. Tamam, bir hata yapmışsın ama sen sevdiklerin için hata yaparsın. Varsın senin kusurun da bu olsun oğlum. Sen bunca şeyi nasıl anladın anacığım? Zamanında okuyamadık. Cahil kaldık ama. Estağfurullah, olur mu öylece? Öyle öyle. Ama evlatlarım okumasını bildim ben. Sizin en ufak bir hareketinizden ne olduğunu anlıyorum. O yüzden anlatmaya gerek yok. Olan olmuş. Konuşmaya lüzum yok. Şimdi el birliğiyle bu sorunu nasıl çözeceğiz, onu bulma zamanı. İyi ki benim anamsın. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Hadi. Sıkma canını. Bunu da atlatacağız. Ay kız kıyamam sana. Azıcık dinlensen. Yok abla olmaz. Şimdi durursam yetiştiremem. Daha yarısını yaptım. Daha yarısı mı? Aa, ay gönül kim ne yapacak bu kadar sarmayı? Güvenilir bir müşterim var. Özel bir daveti varmış. Şimdi ne olur ne olmaz diye bolca söylemiş. Hmm.
Görüyor musun kız, ne insanlar var. Ay dur bari ben de bir işe yarayayım. Ne yapayım, bir kahve daha yapayım mı sana, ister misin? Olur vallahi abla ya, çok iyi olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Meltem Hanım, daha ne kadar buradasınız? Bir gün verebilirseniz ona göre rezervasyon ayarlayacağım da. Bilmiyorum. Birkaç gün daha buralardayız. Ha bu arada şu kapıyı yaptırın artık. Kapanmıyor. Resmen kapı açık uyuyoruz. Merak etmeyin. Biz buralardayız evelallah. Ben yarın bakacağım ona. Yaptıracağım. Geçen de öyle dediniz ama yapılan bir şey yok. Unutmayın ne olur. 313 nolu oda. Tamam. Yarın yaptıracağım. İnşallah. Nerede kaldın? İyi bir şeyler bulabilmek için gezdim biraz. Ah. Abla bu mu düzgün şey? Ablacığım. Canım benim. Sen durumun farkında değilsin galiba ha? Bunu bulduğumuza şükret. Cebimizde 5 kuruş para kalmadı. Abla. Sen bana kızıyorsun ama ben çok korkuyorum ya. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Resepsiyondaki adam da abuk subuk sorular sordu zaten. Vallahi para isteyecek diye aklım çıkıyor Melis. Ferit yine de haklı anneciğim. Kendi dertlerim yüzünden sizi de sıkıntıya soktum. Hiç de bile oğlum. Hem senin derdin benim derdim diye bir şey mi var? Sen onun arkasını az toplamadın. Ayrıca kimse bu evde birbirine öyle davranamaz. İnsan abisine öyle şeyler söyler mi canım? Genç işte anneciğim. Yok. Yok. Bunun gençlikle bir alakası yok. Sen onun yaşlarında hiç kimseye saygısızlık etmedin. Ben evlatlarımı böyle yetiştirmedim. Haklısın anneciğim, haklısın da. Öyle bir haldeyim ki kimseye bir şey söyleyecek yüzüm yok. Oğlum, insan zora düştü diye bir şey söyleyemeyecekse biz niye bir aileyiz? Bak, şimdi birlik olma günü. Sen Eloğlu değilsin. Ferit de sen de benim evlatlarımsınız. Tamam, insan öfkelenebilir ama kimseye öyle bağırıp çağıramaz. Sen yapsan sana da kızardım. O yüzden kendini sorumlu hissetme. Tamam anneciğim, tamam. Sen de merak etme. Ferit iyi bir çocuk. Kalbi pırıl pırıl. Biraz zaman geçsin şöyle. Alırım karşıma abi kardeş, meseleyi çözerim. Ben ne yaparsam yapayım abla. Ne abime, ne de anneme yaranamıyorum. Saçmalama Ferit. Saçmalamıyorum abla. Farkında değil misin? İkisi sürekli birbirini kollayıp benim karşımda birlik oluyorlar. Ne demek birlik olmak falan? Olur mu hiç öyle şey? Tamam her zaman hepimiz anlaşamıyoruz belki ama biz bir aileyiz. Ve kimse kimseden daha kıymetli değil. Keşke annem de senin gibi düşünseydi. Kabul et abla. Annem her zaman abimi kayırır. Abimin yanında benim esamem bile okunmaz. Bana bak. Şu anda kızgın olduğun için böyle düşünüyorsun. Ama böyle bir şey gerçek değil, sen de biliyorsun. Sen de, abim de annemin göz bebeğisiniz. Bunu sakın unutma, tamam mı? Hadi gel, çok üşüdük. Vallahi ikimiz de hasta olacağız, daha içeri girelim. Tamam. Hadi. Müzik
yapıyorsun be sen? Manyak mısın? Defol git odamızdan. Kızım hasta mısın sen? Madem kardeşin odadaydı bana ne diye işaret veriyorsun? Ne işareti ya? Ne diyorsun sen? Yok kapı bozukmuş. Açıp girilebilirmiş demeler. İşveli işveli süzmeler. Bak defol git sana yemin ediyorum. Polisi çağırırım şimdi. Defol! Kimse yok bu odamıza girdiler zorla. Ne oluyor ya? Bu manyak, bu sapık kapının bozuk olduğunu öğrenmiş zorla odamıza girdi. Ulan doğru konuş, çakacağım suratına. Ara, ara çabuk kapıcım, polisi ara çabuk. Yok yok, polisi molisi aramayın. Abi sen de odana git, gözünü seveyim ya. Hırs düşmanı. Ay şuna bak ya. Vallahi elim ayağım titriyor hala yani. Pis sapık. Kardeşim, siz de yaptınız şu kapıyı ya. Ya gerçekten, elimde bugün hiç malzeme yok. Yarın sabah ilk işim bu kapıyı yaptırmak olacak. Allah'ım nereye düştük biz? Vallahi siz bize laf atacağınız ha. Bence önce kendi hareketlerine bir bak. Öyle zırt pırt adama bakış atarsanız ne olacaktı? Yanlış anlar tabii. Ne diyorsun be sen? Her neyse. Yarın sabah ilk iş bunu yaptırmak olacak. Gece gece ağzımızın tadı bozulmasın. Allah rahatlık versin. Manyak! Hasta! Hepsi hasta bunların, hepsi manyak. Abla. Tuvalette mi acaba ya? Abla. Benim telefonum nerede ya? Sakin ol. Abla aklım çıktı ya. Ben burada çok korkuyorum. Konuştum adamla. Gelip yapacak birazdan kapıyı. Sen nereye gittin? Telefonumu da bulamadım. Al. Bu ne? Yeni telefonu. Abla telefonumu mu sattın? Saçma sapan konuşma Melis. Açlıktan ölüyoruz. Son model telefonla gezmeyecektin herhalde. Al sana düzgün yiyecek bir şeyler de aldım. Dünkü gibi söylenmezsin inşallah. Ay gördün mü? Elit Melis'i takipten çıkarmış. Görmedim. Ben onların hiçbirini takip etmiyorum ki. Ay Leyla sen de bir tuhafsın ha. Bak asıl bombaya geliyorum. Onlar Melis'i takipten çıkarmışlar ama Melis onları hala takip ediyor. Bak bu garipmiş. Yani benim bildiğim Melis böyle bir durumda asla boş durmaz. Ay vallahi çok meraklandım ya. Neyse okula gidince Elit'in ağzından laf alırız nasıl olsa. Ya Mine boş ver. Ya bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Ay olmaz. Ortada çok büyük bir gizem var. Ben bu işin peşini bırakmam. Neyse tamam hadi okulda görüşürüz. Tarık, kahvaltıdan önce içersin diye sana kahve yaptım. Sağ ol. Kahvaltıdan ne istersin? Gerçi sevdiğim börekten yaptırdım ama. Bu sabah pek iştahım yok benim. Siz kendinize göre bir şeyler hazırlayın. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Tamam Meltem yüzünden gerildik ama o hayatımızdan çıktığına göre biraz yüzümüz gülse olmaz mı? Açıkçası benim aklımdaki Meltem değil anne. Senin dün Ramiz Bey'den Orhan'a bahsetmen. Yani aklım çok kurcalıyor benim. Oğlum dedi mi dilim sürçtü diye. Hem Meltem karşımıza geçip saçmalarken Orhan dedi ya.
Ben aslında onu eleştirmek için öyle söylemiştim. Yapma be oğlum. Bak böyle küs olmamız, birbirimize güvensiz olmamız bize yakışmıyor. Bak ne diyeceğim sana. Hadi bugün Anoğlu dışarı çıkalım. Güzel bir gün geçirelim. Aklımızda ne varsa konuşalım. Bugün olmaz anne. Yapılacak çok işim var. Çıkmam lazım anne. Müsaadenle. Günaydın. Günaydın. O blusunun güzülü. Abla sende birkaç günde bir değişiklik var. Nasıl yani? Ne gibi? Bilmem, sanki böyle yüklerinden kurtulmuş, kara bulutların üzerinden çıkmış gibisin. Allah Allah. Sen edebiyatçı mı olacaksın? Ha? Böyle kocaman gözlük alırız sana bir de. Bir de fular. Böyle atayım. Abim nerede? Ha, o şeye gitti, bankaya. Yani kredi onaylanmış da. Annen de mi gitti onunla? Yok. Annem ondan sonra çıktı da bilmiyorum nerede. Geldim, geldim. Ay, çok yoruldum ama değdi. Ferit, gel şöyle otur. Sana haberlerim var. Ne haberi ya? İş buldum sana. Parayı al. O arabası yanan adama götür. Bu mevzu kapansın kardeşim. Nasıl ya? Nereden buldun bu kadar para Yusuf? Yoksa yine tefeci işçileri falan? Yok oğlum. Ben artık dersimi aldım. Bankadan geliyorum. Kredi çektim. Ya bizim durumumuz ortada. Sana bana öyle kredi vermezler. Evi ipotek ettirdim. Al götür. Al götür, iptal et krediyi. Hadi kardeşim, olmaz böyle şey. Hadi. Olacak Cihan. Ben senin bunca borçla yaşamana izin vermem. Koy kendini benim yerime. Sen olsan aynısını yapmaz mıydın? Yapardın. O yüzden al parayı götür. Bu mevzuda kapansın. Ayrıca öyle pes etmek falan yok. Gerekirse canımızı dişimize takacağız. Gece gündüz çalışacağız. O kredinin borcunu ödeyeceğiz. Bundan sonra da kendimize yakışacak şekilde davranacağız. Ona göre yaşayacağız. Hadi götür. Kapatalım mevzuyu. Sen var ya, insanın sahip olabileceği en hakiki dostsun. Kardeşim benim. Vahit Bey'le konuştum. Ay, bizim şu oğlana bir iş bulalım diye. O da hemen atlayıverdi. Onun da motorlu bir kuryeye ihtiyacı varmış. Motorlu kurye mi? Vallahi tam senlik. Sen seversin motor binmeyi. Hadi git. Şimdi güzelce üstüne bir şeyler giyin. Vahit amcanla konuşmaya git. Ya anne, ne motoru ne kuryesi, gözünü seveyim ya. Ben kıytırık bir pidecinin pidelerini alıp milletin ayağına mı götüreceğim? Aa, söylediğin şeye bakar mısın ya? Bu insanlar kötü bir şey mi yapıyorlar? Namuslarıyla çalışıp para kazanıyorlar. Ne kadar ayıp Ferit söylediğin şey. Hay yaşa kızım. Ferit, yeter artık. Bak, bu yaşına geldin, bir işin ucundan tutmadın. Artık bu eve destek olman lazım. Bitsin artık o aylaklık devri. Ha, gözümün içine baka baka işe yaramaz, faydasını teksin diyorsun değil mi anne? Allah da benim belamı versin o zaman. Tamam. Ay Ferit. Ay ben kızım, onu mu söylüyorum?
Biliyorum anneciğim, öyle demedin de. İşte bu da yani bu aralar böyle bir alıngan, ben anlamadım ki. Neyse, bu aralar üstüne gitmeyelim de anneciğim birkaç gün. Sonra ben oturup konuşurum onunla tatlı tatlı, ne yapalım? Tamam tamam, öyle yapalım. Hadi geç otur. Allah Allah. Bu Tarık niye bir şey yemeden çıktı Arzu? Abla sorma. Aramız hiç iyi değil. Aa niye? Çıktı değil mi? Çıktı canım, kapının önünde vedalaştık. Geç otur abla. Bu sabah bana tuhaf tuhaf sorular sordu. Meltem'in söyledikleri kafasını karıştırmış. Bir de ben Ramiz'den yanlışlıkla Orhan diye bahsedince iyice kurulmuş. Hay Allah. Kötü olmuş işte. Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Dilim sürçtü falan dedim ama... yani Meltem yalanlar söyleyince aklıma takıldı dedim. Neyse. Bir şey olmaz, merak etme. Şimdi Tarık'a biraz izin verelim, birkaç gün kafasını toplasın. Yani sonuçta Tarık Meltem belasıyla baş etti. Bununla haydi haydi baş eder. Ama sen gidip mutlaka Orhan'la konuşmalısın. Niye abla? Bilmiyorum. Yani Tarık gidip de sen benim babam mısın diye sormayacaktır tabii ama... gidip konuş. Meltem delirdi. Bunları uydurdu dersin. Haklısın abla. Artık bitsin bu kabus. Ben her gece rüyamda Tarık'ın gerçekleri öğrendiğini görmekten yoruldum. Ha düşünsene. Meltem yüzünden oğlumun gözünün içine baka baka yalanlar söyledim. Şimdi de Ramiz'in gerçek babası olduğunu öğrenirse ben yaşayamam.
Senin söyledikleri doğruydu. Oğlum. Bu nasıl bir oyun ya? Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Konuş sana. Bir şey söyle. Konuşsana. Konuş. Dün gece için çok özür dilerim. Bizim müessesemizde böyle şeyler olmaz. Ama merak etmeyin, ben hallettim. Ya, kovdunuz mu otelden? Yo, ama iyice bir fırçaladım. Çok ağır konuştum. Bir daha bırakın odanıza gelmeyi, kapınızın önünden geçmeyi bile cesaret edemez. Var, bu da bir şey. Burası tamamdır. Hadi bakalım o zaman. Sağ ol. Bu arada dün de dediğim gibi, dikkatli olmalısınız. Aşırı güzel bir kadınsınız. İnsanlar sizi görünce heyecanlanıyor. Ama korkmayın, ben buradayım. Gece, gündüz, ne zaman bir şeye ihtiyacınız olsa beni çağırabilirsiniz. Ay ne uzattın kardeşim, hadi. Hadi sağ ol. Hadi. Tövbe tövbe. Ay şuna bak, nelerle uğraşıyoruz. Ay bir tipine de bakmıyor. Tarık, evladım geç annenin yanına otur şöyle. Hadi konuşun birlikte. Geç ya. Gözünü seveyim dur. Lütfen. Ne olur dur. Öz babam. Bunca zaman gözümün önündeyken sen bunu benden sakladın. Bana söylemedin. Neden? Yavrum. Annem. Annem ne olur inan bana. Ben böyle bir şey olsun asla istemedim. Ya neyine inanayım ben senin? Şu saatten sonra ben senin neyine inanayım? Etrafım yalanlarla çevriliyken yüzüme gülmeye utanmadın mı sen anne? Bir dakika şu ortaklık meselesi. Birlikte planladınız değil mi? Ha? Bana yaklaşabilmesi için, bana yakın olabilmesi için birlikte planladınız değil mi? Asla, asla oğlum asla. Ben böyle bir şey asla yapmadım. Hatırlasana, ortak olduğunuzu öğrendiğimde ben bu işe karşı çıktım. Ama sen beni dinlemedin. O adam senin yanında olmak için ismini değiştirdi. Madem bilmiyordun, öğrendiğinde neden gelip bana söylemedin? Neden bunca zaman benden her şeyi sakladın ha? Bunca zaman yalanların ortasında yaşattın beni. Neden? Yapamazdım oğlum. Yapamazdım. Ya neden? Çünkü o adam sana zorla sahip olmuştu. Değil mi? Evet. Evet. Bana bunu yapan adamı görmeni istemedim. Sonra gelip bana söylemediniz. Neden kimse bana bir şey söylemedi? Ya bu adam evimize geldi. Masamıza oturdu. Yüzüne güldüm ben bu adamla.
Birlikte yemek yedik. Elini sıktım. Adam elini sıktım. Elini sıktım. Pislik adamın elini sıktım ben. Çekil! Çekilmem! Hapislerde çürümene izin vermem! Anne çekil diyorum ben. Oğlum yavrum, sen bu değilsin, kendine gel annem. Anne bırak beni. Sana bu pisliği yapan adamın yaşama hakkı yok. Çekil diyorum sana, çekil. Yavrum, ne olursun kurban olayım, tamam. Valla bırakın beni, bırakın. Dur yavrum, oğlum. Anne, bu adam geldi evimize kadar girdi. Sen yıllar sonra benim yüzümden bu adamın yüzüne gülmek zorunda kaldın. Neden anne, neden? Neden söylemedin, neden? Tarık! Oğlum lütfen bırak şu silahı. O herif cezasını çekmedikçe bana nefes almak yok. Bırakın beni. Tarık! Çekil. Tarık! Tarık! Arzu dur Arzu. Tarık! Dur canım. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Hak ettiğini bulacaksın. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bak Arzucuğum, Tarık'ın babasının Cengiz olmadığını sadece biz biliyoruz, değil mi? Anneme yaptıklarından sonra yüzüme nasıl bakabildin? Gözümün önünde haberim olmadan anneme nasıl eziyet edebildin? Öleceksin Orhan. Öleceksin. Öleceksin. Yaptığının bedelini ödeyeceksin. Aç Allah'ın cezası. Aç şu telefonu. Benim hayatımı kararttın. Oğlumun da hayatını karartacaksın. Yapma Tarık. Ne olursunuz sakın yapma. Sakin ol Arzu. Tarık'a yetişmek zorundasın. Sakin ol. Evlat deme. Anlamıyorum. Sen iyi misin? Hesap günü geldi. Orhan Karaman. Anlaşıldı. Demek ki annen sen her şeyi anlatmış. Anlatmadım. Ona nasıl bir korku saldıysan anlatmayacaktı zaten. Ben kendim öğrendim her şeyi. Ama bunun hiçbir önemi yok. Evlat, gel şu, gel de konuşalım. Çek o pis ellerin üzerinden. Şu saatten sonra ağzından çıkacak tek bir yalanla dahi ilgilenmiyorum. Biz seninle konuşacak aralığı çoktan geçmişiz Orhan Efendi. Yalvarırım yardımı. Tarık Orhan'ı bulmasın. Allah'ım ne olur Orhan evde olmasın. Oğlum hapislerde çürürse ben yaşayamam. Tarık, anlaşılan sen hikayeyi tam olarak öğrenmemişsin. Öğrenmedim ha? Öğrenmedim öyle mi? Öğrendim Orhan. Her şeyi öğrendim. Anneme yaptığın o pisliği de. Kabul etmesi iğrenç olsa da benim babam olduğunu da hepsini öğrendim. Babam mı? Bilmiyormuş gibi davranmayı kes.
iğrenç ağzınla yemin falan etmeye kalkma. Şu saatten sonra ağzından çıkacak tek bir yalanla dahi ilgilenmiyorum. At silahını. Sakın indir silahını. Ama efendim. İndir dedim. Hemen terk et burayı. Niye yaptın bunu? Aklınca iyi biri olduğunu göstermek için. Hayır. O zaman adam silahını bana doğrultmuşken niye öldürtmedin beni Orhan Efendi? Niye? Tarık. Onca yıl anneme. Sonra gelip bana bu kadar kötülüğü yapan bir adam. Ne oldu da bir anda meleğe döndü? Ne oldu? Oğlun olduğum için mi? Tarık, bak her şeyden önce şunu bil. Ben kendimi bildim bileli anneni sevdim. Ona hiçbir zaman zarar vermek istemedim. Sen ne sevgisinden bahsediyorsun ya? Ne sevgisinden bahsediyorsun sen? İnsan sevdiğine böyle bir kötülük yapar mı hiç? Yapmaz. Ama ben o zaman çok gençtim. Yaptığımı anlayacak yaşta değildim. Ne saçmalıyorsun? Bu mu senin savunman? Doğruyu anlamanı istiyorum. Ben hiçbir zaman Arzu'ya zarar vermek istemedim. O zaman niye adını değiştirdin? Evimize kadar girdin, niye? Çünkü yaptığım hatayı telafi etmek istedim. Ona yakın olmak istedim. İnan bana başka bir amacım yoktu. İyi ki de yapmışım. Yoksa kanımdan canımdan bir parça olan seni karşımda bulamayacaktım şimdi. Kes artık, kes. Tarık, oğlum. Ne oğlu mu ya? Ne oğlu bu? Sakın oğlum deme bana. Senin gibi iğrenç bir adam. Kimsenin babası olamaz. Sen var ya, insan bile olamazsın. İnsan bile olamazsın. Tarık. Söyleme. Sakın adımı bir kere daha söyleme. Çünkü sen adımı her ağzına aldığında ben kendimden utanıyorum, kendimden. Senin adını ağzıma alacağım. Söyleyeceğim. Çünkü sen benim... Kes! ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.